geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi Okur. Ve bu video Haziran ayında okuduklarım videosu. Okuma zevkimin saçmalığını bu videolarda bence çok daha net görüyoruz. Çok alakasız kitaplar okuyorum çünkü. Bu ay okuduğum kitapları da daha fazla uzatmadan yavaştan başlayalım. Her şeyden önce başlamak istediğim kitap Cadı Şapkası Atölyesi'nin ikinci kitabı. Bu bir manga. Ben bu serinin ilk kitabına apayrı bir YouTube videosu yapmıştım. Çünkü ben manga okuyan bir insan değilim fazla. Ama bu seri o kadar güzel ki. Neden güzel olduğunu açıklamamı isteseniz büyük ihtimalle başarısız olurum. Ama şöyle bir durum var. Çok minnoş bir hikaye. Cadı Şapkası Atölyesi'ndeki diğer çırakların birbirleriyle olan ilişkilerini okumak inanılmaz bir keyif veriyor bana. Burada da ana karakterimiz Coco her zamanki gibi başını 1 milyon belaya sokuyor. Ama bu sefer de hepsi Coco'nun suçu değil. Agathe de aynı şekilde rahat durmuyor yerinde. Ben size bu serinin ilk kitabın kapağını da göstereyim. İlk kitap buydu, ikincisi bu. Bu kitabın sonunda bir ejderhayla karşı karşıya kaldığımız bir gerçekliğe gitmiştik. Bu kitap da oradan devam ediyor. Bunların bir tane öğretmenleri var, Kifri adı. Neden olduğunu bilmemekle beraber deli deşli çekici buluyorum adını. Bu bilgiyi ne zaman yaparsınız acaba? İkinci kitaba geçiyorum. İkinci kitabımız ben bu videoyu çekerken hala bitirmemiş olduğum İlahi Komedyanın Cehennem isimli kitabı. Bu kitapla ilgili sabaha kadar konuşurum arkadaşlar. Hatta belki emin olmamakla birlikte ben bu seriyi okuyup bitirdikten sonra ayrı bir video çekebilirim bu seriye. Görüyorsunuz. Bu kitap 13. yüzyıl civarı yazılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dante Alighieri hakkında bilmeniz gerekenler şunlar. Kendisi Floransalı. Bu kitabı ana karakterini kendisi yaparak yazmış. Ama böyle günlük gibi çok gerçekçi hissettiriyor. Hatta bir ara şey oldum ya. Bir dakika, bu şu an gerçekten yaşanmış bir şeyi mi okuyorum ama imkansız. Kitabın konusunu anlatayım size. Dante bir gün ormanda kayboluyor. Bu orman tamamen sembolik. Bu kitapta gördüğünüz her şey sembolik arkadaşlar. Dante'nin kaybolduğu bu orman aslında günahlar ormanı. Bir gece kayboluyor karanlıkta ve sabah olduğunda, yani ümidi tekrar bulduğunda diyor ki ben bu ormandan çıkmak istiyorum. Günahkarlıktan arınmak istiyor yani. Ama sonra ormandan çıkacağı yola baktığında önünün 3 farklı hayvan tarafından kesilmiş olduğunu görüyor. Bu hayvanlar dinen şekilde sembolik yırtıcı hayvanlar. Dante oradan çıkamayacağını anlayınca çok 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 sevdiği, kendisinden çok uzun zaman önce ölmüş Vergilius isimli bir filozof geliyor. Diyor ki Dante'ye ben sana yardım edeyim. Vergilius Dante'ye şu şekilde söylüyor. Ben seni geldiğin yoldan geri götüremem çünkü yolumuz kapalı. O yüzden upuzun bir yolculuğa çıkacağız. Bunun için ilk durağımız cehennem. Aslında Vergilius cehennemi katman katman anlatarak Dante'ye, Dante'yi bir başka şeye taşıyor. Bir başka basamağa taşıyor. O öteki basamakta öteki kitabın adı olan Araf. Dante'nin yolculuğu cehennem, Araf ve cennet şeklinde. Yani İlahi Komedya'nın okunma sırası da bu şekilde. Ve Dante biraz da meraklı olduğu için cehennemin her katmanında en az bir kişiyle konuşmak istiyor. Başlarına ne gelmiş, nasıl acılar çekmişler falan. Vergilius da diyor ki tamam. Dante'nin bu yolculuğa çıkabiliyor olmasının sebebi tamamen tanrısal bir gücün, çok yüksek ihtimalle Tanrı'nın bizzat kendisinin Dante'ye bunu yapmaya izin vermesi. Çünkü cehennemde bazen bazı yaratıklar Dante ile Vergilius'a diyor ki buradan geçemezsiniz. Özellikle Dante hala yaşıyorken. Kayıkçı mevzusu bu kitapta da var. Mesela nehrin karşı kıyısına geçmeleri gerekiyor ama Dante hala yaşayan birisi. Sadece ruhları taşımaya adanmış bir kayık Dante'nin ağırlığını taşıyamıyor. Çünkü Dante hala yaşıyor. Cehennemin tam 9 katmanı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 9 katman içlerinde de ayrılıyor. Her katmanda bir başka ünlü birisini görüyoruz. Bu kitap Altın Kitaplar yayını bendeki. Herkes Oğlak yayınlarını önermişti. Çünkü Oğlak bizzat şiir şeklinde çevirmiş. Ödül bile almış. Ama ben bunu almıştım. Düz yazı, metine. Çok fazla açıklama yaparak ilerliyorlar. Yani sayfanın yarısı açıklamaya gidiyor. Ama ben büyük ihtimalle bunu okuduktan sonra bir de şiir şeklinde okumayı düşünürüm. Bu kitapta beni en çok etkileyen şeylerden birisi Limbus katmanıydı, cehennemin. Aslında cehennemin tam içi değil Limbus, en üst katmanı. Ve burada Hristiyanlıktan önce ya da sonra, Hristiyan etkisiyle yazılan bir kitap olduğu için, Hristiyanlıktan önce ya da sonra yaşamış ve Hristiyanlığı kabul etmeden ölmüş, vaftiz edilmeden ölmüş kişilerin olduğu yer Limbus. Yani aslında günahsızlar, çok büyük katkıları da olmuş mesela insanlığa. Ama vaftiz edilmemişler. O yüzden Limbus'talar. Yani tam olarak acı çekmiyorlar ama umutsuzluk içinde yaşıyorlar sadece. Ve önemli Yunan filozoflarının, şairlerinin neredeyse hepsi Limbus'ta. Homeros'ta Limbus'ta görüyoruz mesela. Ben bu kitabı çok beğendim. Ben bu kitabı beğendim demek yeterli değil. Yine insanlığa, tüm insanlığa mal olmuş bir kitap. Bence herkesin okuması gereken bir kitap. Her şeyden önce iyi bir kurgu, sağlam bir kurgu. Okurken sık sık şey diye düşündüm. Yani bunu nasıl düşündün? Bunu nasıl kurguladın?
Limbus mesela nasıl aklına geldi? Ya da cehennemin 9. katmanının aşamaları nasıl aklına geldi? Bunları nasıl kategorize ettin? İnsanlara çektikleri acıları falan nasıl bu kadar iyi yansıtabildin? Neyse, ilahi komedi hakkında çok fazla konuştum. Ben çok beğendim bu kitabı. Hala okumaya devam ediyorum. Özellikle alt metinleri okuyarak ilerlerseniz size çok fazla şey katacaktır. Kesinlikle, kesinlikle tavsiye ediyorum. Next. Bir sonraki kitabımız yine çok beğendiğim ama az önceki kitaplardan çok alakasız bir kitap. Yazıldığı gibi okuyacağım. Büyük ihtimalle öyle okumuyordur ama böyle okumak benim çok hoşuma gidiyor. Adı Tolkien'in Roverandom'u. Roverandom, Tolkien'in ortanca oğlu Michael'a anlattığı bir hikayeden çıkmış bir kitap aslında. Şöyle ki Michael 5 yaşındayken sahip olduğu oyuncak kurşun bir köpek figürünü kaybediyor. Çok üzülüyor. Herhangi bir 5 yaşı çocuğunun yapacağı gibi. Ve Tolkien da bu köpeğin maceralarını anlatan şu şekilde Roverandom isimli bir kitap yazıyor. Burada bir köpek var. İsmi Rover aslında köpeğin. Ve bu köpek bir büyücüyle zıtlaştığı için lanetleniyor. Üstüne bir büyü konuluyor. Ve minik, minnacık, kurşun bir köpek oluyor. Oyuncak bir köpek olduğu için kayboluyor. Pek çok maceradan geçiyor. Oyuncaklık kısmını bir noktada kaybediyor başka bir büyücünün yardımıyla. Ve minnacık, sıradan bir köpek olarak yaşamaya devam ediyor. Adının Roverandom'a dönüşmesi Rover isimli bir başka köpekle karşılaşmasıyla oluyor. İki tane Rover olmaz. Çok güzel bir kitaptı. Ben bu kitapta, ben de zaten Tolkien'i biliyorsunuz, aşığıyım. Hani herhangi bir şey söylememe gerek yok yazarlığı hakkında. Açıkçası Tolkien'i yargılamanın şu an yaşayan herhangi bir kimseye düştüğünü düşünmüyorum. Bu kitapta hoşuma giden cümlelerin yanı sıra hoşuma giden betimlemeleri de çizmiştim. Mesela bir örnek vereyim size. Perde kapatılmıştı ama dışarıda ay denizden yükseldi ve suların üzerine gümüş bir yol serdi. Ne kadar güzel anlatım. Roverandom tavsiyemdir. Çok minnoş bir kitap. Ne zaman okuduğunuzun hiçbir önemi yok. Kaç yaşında olduğunuzun hiçbir önemi yok. İsterseniz Hobbit'ten önce okuyun, sonra okuyun, Yüzüklerin Efendisi'nin arasında bir yerlerde okuyun. Hiç önemi yok. Bağlantılı değiller zaten. Ama bence okuyun. Tatlış bir kitaptı. Devam. Bir sonraki kitabımız gerçekten beğendiğim ve Türk yazara ait bir kitap. O da Övgü Deveci Safi'nin Hain'in Mührü kitabı. Bu kitabı pek çok yerde görmüş olabilirsiniz. Ben de pek çok yerde gördüm. Bu kitabı size en iyi nasıl anlatabilirim? Arkadaşlar, Kargalar Meclisi'ni biliyorsunuz. Lee Bardugo'nun Sahte Krallık falan. Hani ayıla bayıla okuduğumuz o kitap. Inej, Gaffa, Kazbreaker, Nina, Matthias, Jasper Van Weyland. Hani o kitap. O kitabı Türk birisi yazacak olsaydı bence Övgü Deveci Safi yazardı. Yani Kargalar Meclisi'ni beğendiyseniz çok yüksek ihtimalle bu kitaba da bayılacaksınız, onu söyleyeyim. Çok farklı bakış açılarıyla yazılmış. Bir sürü ana karakterimiz var. Ve bu ana karakterler birbirlerine o kadar farklı ki öncelikle yaşadıkları düzen çok başka. İnanılmaz hiperaktivite tuttu, iğrenç bir şekilde anlattım, başa alıyorum. Dünya sular altında kalmış. Ama kitap size dünya sular altında kaldı nokta diye anlatmıyor bu olayı. Diyor ki insanlar toprağa ihanet ettiler, toprağa kötü davrandılar. Ona haklarını vermediler ve denizlerde toprağın öcünü almaya geldi. Bayağı her yeri su altında bıraktılar. Her şeyden önce bu betimlemenin güzelliğe devam ediyorum. Bu düzene kurulu olan pek çok şehir var, pek çok kent var. Bazıları mesela denizlerde yaşayan insanlar, korsanlar var, kaya insanları var falan. Bunların hepsinin sosyoekonomik durumundan tutun da toplumdaki yeri apayrı. Ve hepsi birbirine bayılmıyor, siz de takdir edersiniz ki. Karakterlerin hiçbiri %100 iyi olmadıkları gibi %100 kötü de değiller. Beau var, Dante, Arm, Lunulata, Hodbin. Birini unutuyor muyum? Sanırım unutmuyorum. 5 kişi olmaları lazım. Bu 5 kişi birbirinden çok farklı ama tek bir özellikleri ortak. O da sahip olduklarından daha fazlasını ya da daha başkasını istiyorlar. Gayet makul. Yaşadıkları hayat göz önünde bulundurulduğunda gayet makul. Sadece size şunu söyleyeyim. Bu kitabın genel vibe'ı çok güzel. Yazım dili dehşet başarılı. Çok fazla küfür var ama böyle beni rahatsız etmedi. Neden bilmiyorum. Büyük ihtimalle küfür etmesini beklediğim karakterler, yine küfür yemesini beklediğim karakterlere ettiği için. Güzel bir kitaptı. Korsanlı kitapları seviyorsanız, denizlerde geçen kitapları seviyorsanız, distopya seviyorsanız, çünkü buradaki var olan düzen hiç de hoş bir düzen değil. Bu kitap size göre olabilir. Next. Bir sonraki kitap hiç beklemeyeceğiniz değişik bir kitap yine ve aslında hepsini okumadım. Şimdi nedenini anlayacaksınız. Çünkü kitabımız Larousse'un Semboller Sözlüğü. İnanılmaz parlıyor bu arada. Altın külçesi gibi bir kitap ve çok ağır. Arkadaşlar, bu kitap bir sözlük. O yüzden tek oturuşta ben bunun hepsini okuyacağım gibi bir durum pek söz konusu değil. Öyle yapsanız bile çok bir şey katmaz büyük ihtimalle size. Ama bu kitap hakikaten kapsamlı. Size içini göstereyim.
Özellikle sanatta hangi unsurun hangi anlama geldiği yazıyor bu kitapta. Şimdi ben sembolizmle kafayı bozmuş bir yazar olduğum için, sembolizmi aşırı çok kullanmaya yatkın bir yazar olduğum için bu kitap bayıldığım bir kitap oldu. Hatta bazı yerleri çizdim. Bakayım size o yerleri bulabilecek miyim? Dilimden asla düşürmediğim porsuk ağacı, sembolizmi. Eğer sanatta sembolizmi anlamak ya da kullanmak istiyorsanız tamamen tercihinize bağlı. Bu kitabı edinebilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Artık böyle masamın yanında hep duruyor. Sıradaki. Sanıyorum ki sıradaki kitap hakkında çok fazla konuşmayacağım. Çünkü ona ayrı bir video çekmek istiyorum. Kitabımız Adura Yavrum Buzdan Kıvılcım kitabı. Ben bu kitabın beta okurlarından birisiyim. Yani okuyalı epey zaman oldu. Bu kitap kötü bir kitap değil öncelikle. Ama benim standartlarıma erişemiyor bu kitap. Çünkü ben genç kurgu sevmiyorum. Bu kitabın bana hissettirdiği şu. Bir avuç genç var. Bunlar aşırı zenginler. Paramızı bugün neye harcasak? Bugün hangi konu üstünden keyfimiz kaçsa? Bu kitabın karakterleri benim çoğunlukla anlaşabileceğim karakterler değil. Bir sonatı çok seviyorum. Gerçekten. Güzlü de seviyorum. Güz benim en yakın arkadaşlarıma çok benziyor. Genel olarak bu kitabı sevdiğimi söylesem yalan söylemiş olurum. Eğer genç kurgu okumayı seviyorsanız hakikaten beğeneceğiniz, eğleneceğiniz bir kitap ama ben sevmediğim için bu kitaba karşı... Bu kitabın kutusu var bende. PR kutusu. Onu açtığım bir video hazırlamayı düşünüyorum. O yüzden detaylı bir şekilde anlatmayacağım bu kitabı burada. Şimdilik size şöyle göstereyim. Bu kitabın kapağını da kimse beğenmedi. Ben beğendim ya. Yani tam Buzdan Kıvılcım kapağı gibi geldi. Tam genç kurgu kapağı, romantik komedi kapağı yani. Bilmiyorum. İç kapağını göstereyim. Son kitaba geçiyorum. Arkadaşlar bu ana hazır mıyım değil miyim emin değilim ama bence son kitabın ne olduğunu az çok biliyorsunuz. Biraz heyecanlıyım. Bir sonraki kitabımız Dene Arçelon'dan Gümüş Yürek. Benim kitabım. Bugün ben biraz parlıyorum. Farkında mısınız? Şeyden, hava çok sıcak, bir güneş kremi var. O yüzden parlıyorum burada. Neyse, kitaba dönebilir miyiz? Teşekkürler. Kendi dikkatimi dağıtmayı kesmem lazım. Arkadaşlar Gümüş Yürek benim kitabım. Üzerinde 2021'in başlarından beri uğraştığım, çalıştığım bir kitaptı. Şu an elimde tutuyor olmak bile çok absürt. Bu kitaba da ayrı bir maraton videosu çekeceğim. Tabii ki kitabımız bu şekilde. Henüz ben bu videoyu çekerken yan boyamalılar yok. Kutulu setler satışa çıkmadı. Ama bu kitabın içinden çıkanları göstereyim size. Şu şekilde hançer şekilli bir ayraç var. Yanlarında kozalaklar var. Şu şekilde bir posteri var. Bu posteri böyle ayarlamak istedim. Çünkü bizim dörtlünün... Ya çok kaotik bir kitap değil öncelikle. Yine de çok aksiyonun böyle bol olduğu bir sahneyi poster yapmak istemedim. Çünkü hayatımızda yeterince kaos var. İstedim ki böyle duvarınıza asabileceğiniz bu poster sakin bir şey olsun. Ona baktığınızda kendinizi iyi hissedin istedim. O yüzden bizim dörtlünün ateşin başı, ormanın ortasında kamp yaptığı bir sahneyi aldım. Eğer kendinizi yalnız hissederseniz o ateşin başına beşinci olarak oturabilin diye. Kitabımız bu. İçini göstereyim. İç cildi bu şekilde. İnanılmaz parlak ve inanılmaz hoşuma gidiyor. Eren'in madalyonu var burada. Omurgasında yine parlak bir hançer var. İçinde haritamız var renkli. Haritanın baskısı da çizimi de çok hoşuma gidiyor. Ekin Koç çizdi bu haritayı. Buradan Ekin'e de büyük teşekkürler bu arada. Çok uğraştı haritaya. Bu haritanın ilk çizdiğim hali. Altta peri toprakları yazıyor. Çünkü o zamanlar feylere periler diyordum. Henüz ne olduklarına emin olmadığım için. Aynı şekilde mesela Batı Burun'da Meşe Burun yazıyor. Onun dışında çok bir şey değişmemiş. Sadece şu Wellington birazcık büyük. Şu üstteki ada biraz çok küçük. Daha sonra kendi çizdiğim bu harita var. Ekin'e attığım harita da bu. Haritamız bu diyerek. Kitabın arkasını göstereyim. Ladies and gentlemen. Sonuç olarak Gümüş Yürek kitabı bu ay okuduklarım videosuna aldım. Bu ay okuduklarım değil, bu ay yazdığım bir kitap bile değil. 2 sene önce yazdığım bir kitap. Maraton videosu çekmeyi düşünüyorum. Orada büyük ihtimalle daha ayrıntılı bir şekilde bahsederim ama genel olarak size konusunu şöyle özetleyeyim. Ana karakterimizin ismi Eyra. Eyra bir insan. İnsan dünyasında yaşıyor. Bir gün erkek kardeşiyle birlikte büyük annesine ziyarete gittiği ormanda kayboluyor. Ve küçük kardeşiyle, 8 yaşındaki kardeşiyle ayrı düşüyorlar ve Eyra kardeşini kaybettiği için inanılmaz bir panikle her yerde kardeşini arıyor. Tabii ki bulamıyor. En sonunda bir gölün kıyısında bitkin düşüyor ve gölün kıyısında bir yabancı Eyra'yı buluyor. Ancak çok sonra bu yabancı Eyra'ya yardım etmeyi kabul ettikten çok sonra Eyra bu yabancının bir insan olmadığını fark ediyor. Yabancının ismi Marlien. Marlien diyor ki nerede olduğunu sandığını bilmiyorum ama orada değilsin. Ve nasıl gideceksin bilmiyorum. Nasıl buraya geldin bilmiyorum. Ama durum şu an bu. Tabii ki Eyra kafayı yiyor. Ama direkt şey düşünmeye başlıyor.
Ben ortadan kaybolduysam eğer, kardeşim de ormanın ortasında yalnız kaldı. Benim bir an önce eve dönmem gerek. Sonra Marlien iki arkadaşına daha haber veriyor. Diyor ki böyle bir durum var. İhtiyaç duydukları bilgileri Marlien'in evinin bulunduğu Aldin'de bulamıyorlar. Ve diyorlar ki bizim bunu bulabileceğimiz başka şehirler var ve önce oradan başlayalım. Böylece bir yolculuğa çıkıyorlar ama tabii ki siz de takdir edersiniz ki Marlien'de sır saklayan birisi, Marlien'in arkadaşları da büyük sırlar saklayan kimseler. Bu kitapta da genel bir yolculuk okuyoruz. Tabii ki büyü sistemi çok başka. Yani buradaki büyü sistemi biraz karmaşık. Ana karakterin ağzından okuduğumuz bir hikaye. O yüzden Aaron'ın söylediği her şeye inanmamanızı tavsiye ediyorum. Aaron'ı seviyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ama dediğim gibi ana karakterler de yanılabilir. Çünkü hikayeyi onun gözünden okuyoruz. Genel olarak Gümüş Yürek, Kayıp Dünya'nın Başlangıcı böyle bir kitap. İlk kitap Kayıp Dünya'nın Başlangıcı. İkinci kitabın ismi... Şimdi söylemeyeyim. Bunu yapmak çok eğlenceliymiş. Oha! Burada size kutulu seti göstereyim. Kutumuz bu şekilde. Burada bir hançer var. Doku olarak yine tahta bir dokuya benziyor ama tahta değil. Kutunun içinden kitap çıkıyor. Fakat kitaplar yan boyamalı olacak. Henüz yan boyamalılar matbaadan gelmediği için şu an bende yok. Kutunun içinden çıkan kitaplar yan boyamalı. Ayrıca bir posteri var. Şöyle bir defterimiz var. Defterin ilk 5 sayfası bu şekilde farklı alıntılardan oluşuyor. Sonrası boş. Ve herkesin dört gözle beklediği... Şeffaf ayrak. Burada da Nos ve Eira var. Ben bunu kağıt falan sanıyordum arkadaşlar. Bu bayağı sert plastik. Bakın oynamıyor bile doğru düzgün. Bu şekilde. Sonuç olarak Haziran ayını bu kitaplarla kapatıyorum. Bence verimli bir aydı. Doğru söylemek gerekirse. Çünkü inanılmaz iyi kitaplar okudum. Özellikle İlahi Komedi'yi okumak için bu kadar beklemiş olmama inanamıyorum. Aynı şekilde Roverandom, Hain'in Mührü. Zaten Witched at Alire çok sevdiğim bir seriydi. Gümüş Yürek'le kavuştuk. Yani bu ayı okudum. 7 kitapla kapatıyorum. Doğru mu saydım? Evet. Bu ayı okuduğum bu 6 kitapla kapatıyorum. Siz bu ay neler okudunuz? Gümüş Yürek elinize ulaştı mı? Öneriler ve şikayetleriniz için lütfen bana ulaşın. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Hava çok sıcak. Hava o kadar sıcak ki ben okuma yetimi biraz kaybetmeye başladım. Çok riskli. Hemen geri tutmam lazım. İsterseniz daha fazla uzatmayayım. Kapan çekeceğim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim için anlamı çok büyük. Aynı isimle, Samimi Okur ismiyle hem Instagram'da hem Wattpad'de hem de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim. Bana ulaşmanız büyük ihtimalle daha kolay olacaktır. Wattpad'de Gümüş Yüreğe ulaşabilirsiniz. Bütün bölümleriyle orada olacak. Henüz son iki hikayesi, giriş bölümü ve son bölümü yok. Onu da spoiler olmasın diye okuyacaklar okuduktan sonra yayınlamayı düşünüyorum. Bütün kitabı orada bulabilirsiniz. Ücretsiz tamamen. Aynı şekilde ikinci kitabı da oradan yayınlamaya devam edeceğim. Eğer ikinci kitabın çıkmasını beklemek istemezseniz oradan da okuyup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya dek lütfen kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için, hava çok sıcak. Kitaplarınızı okuyun. Derslerinize çalışın. Ve bir sonraki videoda görüşelim.